Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber yeni bir taktik öğreneceğiz. Bu taktiğimizi şimdi anlatmaya başlayacağım. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi ortada bir evimiz var. Bu evi yapmak için yaklaşık 4-4,5 saatimi harcadım. Gerçekten çok devasa, çok hoş, çok güzel bir ev oldu. Bu evi yapmak istiyorsanız ben bunun nasıl yapıldığını da çekerim ama çok çok uzun sürer. O yüzden siz bunu yaparsınız. Onun şey var. Ya burada raylarımız var. Ama raylardan önce ne var? Ha, buraya istediğiniz bloğu koyuyorsunuz ama önce ben size şunu göstereyim. Basamaklarımız var. Ladin basamağı olması gerekmiyor tabii ki ama half slab diye geçiyor İngilizcesi. Yani basamak. Buraları basamakla dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yani blok şeklinde olmayacak. Böyle tek çökümsü olacak. Tek çökümsü diye açıklamak çok tuhaf ama buralar dediğim gibi basamak şeklinde olmak zorunda. Tabi burayı istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Ama burasının olmadığını düşünün. Tek basamak olursa sıkıntı yaratabilir. O yüzden en az 2 boyut olarak yapmanızı tercih ederim. Burası da aynı şekilde 2 olacak. Her tarafa gelecek şekilde 2 olmasını tercih ediyorum. Daha iyi işlemesi için taktiğimizin. Evi zaten göstermiştim. Burada bu arada evin olması gerekmiyor. Gerçi evde de bir şey yok. Niye açtım ki ben bunu? Burada ev olması gerekmiyor. Buraya istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Peki. Bu taktiğimizin adı bir kalkan görevi görecek. İskeletlerde, zombilerde, creeperlarda bu işe yarayacak. Hemen game mod 0'a alalım. Ve bir zombi de göstereyim. Buraya dediğim gibi illa ya istediğiniz bloğu buraya koyabilirsiniz. Buranın sarı kahverengi tarzında bir şey olması gerekmiyor. Şimdi zombiyi koyduk. Zombi gündüz olduğu için yanıyor ama gördüğünüz gibi bir kalkan görevi görüyor önümüzdeki ve bize saldırması imkansız. Yani evin bu tarafına geçmesi imkansız ötesi. Ben yine de gece alayım. Ya la oğlum içeri geçmedi ama yandım ya. Heh. Bak mesela gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Gördüğünüz gibi bu sizin kalkanınız oluyor. Yalnız şurası yani güçsüz bir alan. Bakın gördüğünüz gibi şu köşelerden geçme olasılıkları var. Ama oraya da bir blokla kapatırsınız diyeceğim ama bazen oluyor galiba. Ama şu an gördüğünüz gibi videoda geçemediler. Yani her zaman olmuyor. Ama şu köşeler zayıf noktalardan birisi. Ama yine de geçemiyor. Güzel. Tamam. Gördüğünüz gibi istediğiniz kaçtınız. Buraya kaçtınız. Gördüğünüz gibi sizle beraber canavarlar evinize gelemeyecektir. Ve rahat rahat takılacaksınız evinizde. Aynı zamanda tabii ki biz bunu içeride tutmak için de kullanabiliriz. Nasıl? Zombi var. Zombi içeride değil mi? Dışarı çıkmasını engellerseniz, nasıl içeri girmesini engelliyorsanız bir yaratığın da dışarı çıkmasını böyle kolay bir şekilde engelleyebilirsiniz. Benim aklıma gelenler bu kadar şimdilik. Burada anlatacaklarım dediğim gibi tüm yaratıklar için geçerli olacaktır. Çok rahat bir şekilde, hatta içeride olan bir canavarı, yaratığı çok rahat bir şekilde buradan öldürebiliyorsunuz yaklaşmadan. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yapamıyorum. Emily miydi lan o? Abi ne yapıyorsunuz ya? Ne diyorsun? Sağ tuşla ışık... çok karanlık diye kapattım ben bunu. Oradaki ne lan? Ben.